Evet değerli hemşehrilerim, Azim Şehrin tanıklarının bu seferki konuğu Aşağı Şehrin ilk üniversiteli gençlerinden Doktor İsmail Hakkı Arslan. Kendisi bizlere Aşağı Şehir'den üniversiteye giden yolu anlatacak. Dinliyoruz kendisini. 1949 senesinde ortaokul açıldı Besni'ye. Ama kışın evler Aşağı Şehir'de, yazın Yenişehir'deydi. Tabii ki kışın okula gitmek için bir buçuk kilometrelik yolu sabah çıkar çocuklar, akşam eve dönerlerdi. Kar çok yağdığı zaman, tipi tipi yağdığı zaman büyük öğrenciler öne düşer, küçükler onları takip eder, büyükler yol açardı. Okul açıldı, kaydımızı yaptırdığımız zaman 35 kişiydik ilk defa. Bunların çoğu okulun açılmasını beklemiş, bir yıl beklemiş, iki yıl beklemiş, üç yıl, hatta 4-5 yıl beklemiş olan vardı mesela Bekleş Hocam, hatta 5 yıl beklemişti. Sonradan geldi, kaydoldu. En büyüklerden birisiydi okulda. Ama ilk mezunlar, Besin'deki ilk üniversiteye gidenler biz değildik. Bizden önce 3-4 kişi vardı. Mehmet Özbay, Mehmet Karadayı, bunlar Besin'in ilk doktor tıp fakültesine giden öğrencileriydi. Esas bizden başladı bütün şey, üniversiteye hevesleme. Evet. Peki şurada şunu diyebilir miyiz? Evet. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula gidemeyenler tabii ki dolayısıyla da lise eğitimini görmediklerinden üniversiteye gidemediler. Evet. Besli ortaokulun açılması, Besli üniversiteli gençliğin o patlama yaptığı yıllarda ortaokulun katkısı tabii ki inkar edilemez. Çok, burada çok Salih Sağan'ı da rahmetle almadan herhalde geçemeyecektiniz. Ben de onu hatırlatmak istedim. Bir de şey vardı, esas Salih Sağan'la birlikte esas sebep olan kaymakam vardı, Muzaffer Tanrıver. Evet, şu anda ortaokulun bulunduğu cadde de hala Tanrıver Caddesi tabii, diye anılıyor. Tabii, haklı olarak verildi o isim oraya. Evet. Bu ikisi köylerden giderek, kavak keserek, yardım toplayarak ortaokulu ihya ettiler. Ortaokulu onlar meydana getirdi. İlk ortaokul yapılırken biz, orada bir karakol vardı tepede eski. Bir karakol vardı. Yanık karakol. Bir, evet, bir yılı orada geçirdik neredeyse. Sonradan taşındık esas ortaokula biz. Ortaokulda öğretmenler, yeni mezun olan öğretmenleri gelirdi bize. Tecrübeli olarak bir Salih Sağan vardı, müdürümüz. O bütün şeyi, öğrencileri ve öğretmenleri hakikaten birleştirdi. Çok iyi bir eğitimci Salih Sağan, Allah rahmet etsin. İlk öğretmenimiz bizim Mehmet Akkaya diye bir Malatyalı hemşerimiz vardı. Oydu. Matematikten girerdi. Ondan sonra iki tane bayan öğretmen geldi. Belkıs Tümer ve Muhalle Başaran diye. Onların arkasından Nüket öğretmen, Melahat öğretmen diye iki tane daha bayan öğretmen geldi. Daha sonra ikinci sene, üçüncü sene Şinasi Bakış, Gülhan Bakış diye karı koca öğretmenler geldi. Şinasi Bakış sonradan ortaokulun müdürü oldu. Önce muavinlik yapardı, müdür yardımcısıydı. Sonradan okulun müdürü oldu. Biz ayrıldıktan sonra tabii. Biz onun müdürlüğünü görmedik. Ortaokul bizim bütün arkadaşların üniversite hevesini yarattı. Herkes üniversiteye gitmek için canla başla çalışmaya başladı. Ortaokuldan sonra, tabii lise yoktur memlekette. Kimimiz Malatya'da, kimimiz şeyde Maraş'ta. Hatta liseye İstanbul'a gidenler dahi oldu. Orada ben mesela Ankara'da okudum liseyi. Yakınımızda lise yok, Besin'de yok, Adıyaman'da yoktu o zaman. Liseyi bitirdikten sonra herkes kendi branşına göre tayin olmaya başladı ama üniversiteyi bitirdikten bizim kuşağımızdan Besni'ye dönen pek olmadı. Herkes başka bir yerde göreve başladı. Besni'ye dönen pek olmadı. Besni'ye esas hizmet eden bizden evvelki mezun olan o iki doktor Mehmet Özbay ve Mehmet Karadayı'dır. Bunlar hekim olarak hizmet ettiler. Hekim olarak Besni'ye hizmet ettiler. Bizden evvel bir de Ali Parıl Sümer vardı.
Evet. O da siyasal mezunuydu. Bizden evvel o da mezun olmuştu. Birkaç tane kişi yani bizden evvel mezun oldular ama... Yani bir elin parmakla sayıları kadar ancak... Evet, evet, evet. Fazla görmüş gençler. Yok. Şu anda hepiniz sizin akranlarda, ben çok isimlerini şu anda burada saymaya şey etmek istemiyorum. Gerçekten 1935 doğmuşsunuz herhalde. O kuşaktaki üniversiteli eğitim gören gençlerin sayısının artmasındaki en büyük etkeni de ben yine Besni Ortaokulu'nun açılmasına vesile olan Sayın Besni Kaymakamı Muzaffer Tanrıver ki yaşıyorlar. Bu yaz kendisiyle İstanbul'da hasbelkader görüştük. Bir önceki eğitim bayramında Besni'yi de ziyaret ettiler. Adına bulunan sokaktan çok memnun oldular. Salih San'ı da rahmetle anıyorum. İlk öğretmenimiz Mehmet Akkaya'da yaşamakta İstanbul'da. O şimdi, da çok evet, ona da buradan selamlarımızı yolluyoruz.